Evet, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nda. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi parasal genişlemenin detaylarını açıklayacak. O açıklamayı yaklaşık 3 saat sonra özel bir yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce piyasaların beklentilerini anlamaya çalışacağız. Kim ne bekliyor, hangi kurumlar nasıl pozisyon alıyor, karar fiyatlamaların ne kadar içinde, sürpriz beklenebilir mi? Tüm bunları konuşacağız. Telefon attığımızda ALB Menkul Değerler Uzmanı Enver Erkan var. Enver, hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey. Ne bekliyorsunuz Draghi'den? Tamam, parasal genişlemenin ucunu gördük. Herkes bunu dün akşam anladı. Belli ki parasal genişleme konusunda bir belirginlik var. Ama yine de sürpriz var. Öylesi yorumlar da var. Onu da bu arada ekleyelim. Yani bu dün açıklanan elbette bir sızdırma haberdi. Bu sızdırma haberin bugün gerçekte ya da gerçekle ne kadar bağlantısı olduğunu bugün görmüş olacağız. Ama parasal genişleme ile ilgili herkes hemfikir, evet bir geliyor. Ama faizle ilgili bir karar ya da bir beklenti var mı? Oradan başlayalım. Sonra parasal genişlemeyi devamına ekleyebilirsin. Evet, piyasada bir süredir olan beklentiler paralelinde yorum yapacak olursak, Draghi'nin devlet tahvil alımlarını masaya koyacağı bugün kesin gibi bir şey. Diğer taraftan zaten Avrupa Merkez Bankası'nın faiz tarafında bir hareket alanı olmamakla beraber bundan sonraki adımı tahvil alımlarıydı zaten. Şimdi burada önemli olan şu, dün piyasalara düşen haber, Avrupa Merkez Bankası'nın 2016 yılına kadar aylık 50 milyar euro tahvil alımı programı planladığı şeklindeydi. Evet. Ki daha önceden yayınlanan taslakta da sadece yatırım yapılabilir ülkelerin tahvillerinin alınacağına yer verildi. Yunanistan henüz bu parasal genişlemeye dahil değil ve özel sektör tahvilleriyle alakalı da herhangi bir şu anda bir sinyalimiz yok. Draghi'nin konuşmasında bu noktalar önemli olacaktır. Piyasa mevcut durumda AMB'nin 550 milyar euroluk devlet tahvil alımı yapmasını fiyatların içine almış durumda. Burada açıklanacak olan rakamın büyüklüğü, beklenti üzerinde veya aşağısında olmasına göre piyasalarda fiyatlamaların oluşabileceğini düşünüyoruz. Ve ayrıca Draghi'nin konuşmasındaki en önemli faktör özel sektör ve Yunanistan tahvili alımı konusunda vereceği sinyaller olacaktır. Buradan özellikle euro üzerindeki fiyatlamalara, euro dolar paritesi üzerinden bakacak olursak, Draghi'nin 550 milyar euro civarında bir tahvil alımı açıklaması, buna karşılık özel sektör tahvil alımlarına da ileride alınabileceği yönünde yer vermesi açıklamalarını, euro aleyhinde fiyatlamalar şeklinde önümüze çıkabilir. Özellikle euro dolar paritesi 1.16.70 seviyesini aşamazsa yukarı yönlü konuşmak pek doğru olmayacaktır. O zaman da aşağıda 1.15-1.14.50 seviyelerine doğru euro dolar paritesinde geri çekilme görebiliriz. Bu açıdan bakmak lazım. Diğer taraftan bakıyoruz zaten şu andaki durumda 25 Ocak'ta bir de Yunanistan seçimleri önümüzde. Syriza biraz söylemlerini seçim öncesinde yumuşatmış görüntüsünde. Çünkü Euro bölgesi Avrupa Birliği kurallarına bağlı kalacaklarını ve yönündeki ılımlı açıklamalar var. Bu biraz sanki Yunanistan'ın Syriza çıksa bile seçimlerden Euro bölgesinde kalmaya devam edeceği, Euro bölgesinden çıkacağı yönündeki endişeleri sanki biraz hafifletmiş gibi. Diğer taraftan baktığımızda zaten Draghi açıklamaları çerçevesinde Avrupa Merkez Bankası'nın bilanço hedefine ulaşacağı yönünde bir şeyler çıkartırsak, ki 2012 yılı seviyelerine ulaşması planlanıyor bilançonun. Bu da 1 trilyon euroluk bir genişleme demek. 1 trilyon euroluk bir genişleme olacağı algısı piyasalarda oluşursa, euro dolar paritesinde de genel eğilimin paralelinde aşağı yönde hareketlenme bekleyebiliriz. Peki şu saatler itibariyle Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'dan gelen açıklamalar var. Ekranımızın altında kırmızı altyazılarla dönüyor. Radyodan dinleyenler için aktaralım. Şunları söylüyor. Diyor ki Hüseyin Aydın, faizlerin düşmesi Türk bankacılık sektörü için olumlu bir ortam yaratıyor diyor. Bu arada bankacılık sisteminin uzun vadeli kredilere teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de biliyorsunuz şirketler uzun vadeli borçlanamıyorlar. Yani 5 yıllık 10 yıllık vadelerle borçlanmak, Türk lirası cinsinden borçlanmak bir hayli zor. Orada götürüyorlar şirketleri, doların ve euronun kucağına bırakıyorlar. Türk lirasıyla borçlanmanın yolu açılırsa o zaman kurda büyük hareketlilikler de olmaz diye düşünüyoruz. Peki Enver'le biraz daha işimiz var. Eral bu arada telefon attığında bekliyor bizi. Şimdi biraz borsa konuşmamız lazım. 90 binin altına doğru kırdı dümeni, gidiyor. Neden? Ya da bu süreç ikinci seansa nasıl yansıyacak? Şu anda borsaya baktığımızda Avrupa Merkez Bankası kararları öncesinde biraz daha yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Borsanın bundan önceki
istatistiklerine baktığımızda ise içeride Merkez Bankası kararlarından önce pozitifti. Merkez Bankası faiz indirimden sonra pozitifti. Ve Avrupa Merkez Bankası kararları öncesinde yine pozitif eğilimde olduğunu görüyoruz. Özellikle borsanın son dönemde kademeli olarak dirençlerini bir bir kırıp üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Bundan önce 87 bin kırıp üzerinde tutunmuştu. 89 bini kırdı üzerinde tutundu. Şimdi 90 bini kırdı üzerinde tutundu. Dolayısıyla pozitif eğilimde. Şimdi burada Draghi açıklamalarında açıklanacak parasal genişlemenin piyasaları ne kadar tatmin edeceği önemli. Çünkü evet. Draghi 550 milyar euronun üzerinde özellikle 1 trilyon euro civarında bir genişleme olabileceğini yönelik sinyal verirse özel sektör tabirlerini, Yunanistan tabirlerini işin içine sokabileceklerine dair sinyal verirse bu küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke borsalarında yine olumlu fiyatlanacaktır. Borsa İstanbul'da da pozitif eğilimde yukarıda 91.500, 93.500 dirençlerinin olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul eğer ki 550 milyar euro daha az bir genişleme açıklarsa, yani Draghi'nin açıklamaları piyasaları parasal genişleme anlamında memnun etmezse, o zaman Borsa İstanbul'da 90 bin aşağı kırılması halinde 89 bin ilk etapta izliyor olacağız. Peki bir altın değerlendirmesi yapalım. Çünkü altında da bir düşüş var. İkinci güne girdi. 1288 dolarda ons altın. Düşme eğilimi devam ediyor gibi gözüküyor. Neye bağlıyorsunuz ve ne kadar sürebileceğini tahmin ediyorsunuz? Şimdi şu açıdan bakmak lazım. Uzun süredir altında güvenli varlık olmasından dolayı ve piyasalardaki risk iştahının azalmasından dolayı yukarı yönlü bir hareket oldu. Ancak bu hareket 1205 seviyesinde kuvvetli bir dirençle karşılaştı ve buradan kar realizasyonları geldiğini görüyoruz. Altında bu kapsamda şu anda kısıtlı bir şekilde gerilemiş durumda. Ancak özellikle uzun vadeli grafiklere baktığımızda bu trendin henüz kırılmadığını, dolayısıyla altındaki hareketin yükseliş trendi içinde bir düzeltme dalgası olarak kaldığını görüyoruz. Burada altında 1275 seviyesine dikkat çekmek lazım. Ve özellikle Draghi açıklamalarından sonra küresel piyasalarda oluşacak volatilite, özellikle borsalarda oluşacak hareketlere dikkat çekmek lazım. Özellikle borsalara bir satış baskısı gelirse altın yine güvenli varlık olarak öne çıkabilir, çıkarabilir ve bu durumda altında yukarı hareketlerde 1296-1305 seviyelerine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Diğer taraftan piyasalardaki stres unsurunu eğer ki azaltırsa, burada altında da 1275 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. 1275'in kırılması durumunda altında aşağı yönlü hareketten söz edilebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Enver Erkan ve şu sırada Gedik Yatırım Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü Eral Karayazıcı var. Eral hoş geldin.